Şimdi ben Ahmet Selim Kulun bağlantılarından böyle ışıkla Fenerbahçe yeni Malatya maçını biraz konuşmak istiyorum. Şöyle ki tabii ki muhtemelleri de konuşacağız maçla ilgili diğer detayları. Takımın başında hala Zeki Murat Göle var. Hoca kim olacak? Hala soru işareti. Başkanlık koltuğunda da hala Ali Koç var. maçın yani devre arasına girilecek son maçın Kadıköy'de olması biraz stresi artırıyor bana göre ki normal bu da. Bak, çünkü alınacak herhangi bir sonuçta ya da takımın oyunundaki herhangi bir negatif durumda yine sahadaki oyuncuları ya da hocaya değil bu sefer geçen haftalarda da olduğu gibi Ali şey Koç yönetimine sana. Tepki 2003-2004 sezonundan beri Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Bugün yanlış bir şey söylemeyeyim. Gelen mesajı tam saatini söyleyeceğim. Bugün mü geldi? Bugün saat 11.33'te Fenerbahçe'nin yayınladığı mesaj bize de linki yollandı. Her zaman her şartta Fenerbahçe'mizin yanında olan taraftarımıza. Ne diyor mesajda? İşte ne diyor? Ne olursa olsun destekleri Fenerbahçe'sinin olmazsa olmazımızdır. Bu akşam takımımızın Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçta, maç boyunca görüşleri her ne olursa olsun, tezahüratları her ne yönde olursa olsun, tribünlerimizin birbirimizin görüşüne saygı duymaları, taraftarımızın arasında hiçbir gerginlik yaşanmaması önemlidir vesaire vesaire. Ben yanılıyor olabilirim. Beşer şaşar. Belki atlamışımdır, belki hatırlamıyorumdur. Ama bugüne kadar böyle bir mesaj yayınlandığını bilmiyorum, hatırlamıyorum kulübün resmi internet sitesinde. Camiaya çağrı olarak zaman zaman yapılabilir ama camiaya bu tarz... Çağrı. Maçtan önce böyle bir mesaj... Taraftar çağrısı yapılır. Bak ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Ve şu an bakayım değişmiş mi? Herhalde şeyi anlatmak istiyor. Baştana geleceğini öngörüsünü mü sağlıyorlar ondan mı? Yani diyorsun şu anda ki mesela, yönetim birazcık o tansiyonu düşürmek için şu mi attı? Anda bak. Hala yönetim istifa tagleri ilk sıralarda devam ediyor. Ali Koç istifa, yönetim istifa. Yani diyorsun ki biraz o tansiyonu düşürmek istiyor şimdi Ali bak, Koç yönetimi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir kez daha aynı şeyi yaşıyoruz. Bugün Malatya maçı oynanacak. Maç oynanır, kazanırsın, kaybedersin. Artık Fenerbahçe taraftarı bile Kadıköy'de maç kaybetmeye alıştı. Son 4 yılda Karagümrük maçından önce yaptığımız İstatistikte %47,5 Fenerbahçe'nin kazanma oranı, maç kazanma oranı. Bunları bir kenara koyduk. Yani sportif başarıyı geçtik. Ya Vitor Pereira'yı gönderiyorsunuz. Taraftar zaten haftalar önce göndermişti Vitor Pereira'yı. Ve Fenerbahçe bir kez daha hocasız. Zeki Hoca ne çıktılar? Bu maça da Zeki Hoca ile çıkacaklar. Neden hala sence Fenerbahçe daha önce de iki maça Zeki Hoca ile çıktı. Ya arkadaş, sezon başında Emre Belezoğlu'yla devam etmeyeceğiz açıklaması yaptınız Sayın Başkan. Sayın Ali Koç. Biz de oradaydık basın mensupları olarak. Yapabilirsiniz. Saygı duyarım. Bugün Türkiye'deki en önemli teknik direktör faal olarak şu anda Süper Lig'de takım çalışan Fatih Terim diyoruz değil mi? Fatih Terim mesela Galatasaray Başkanı çıkabilir. Ben Fatih Terim'le çalışmıyorum diyebilir. Olabilir. Efendim İngiltere'den şöyle bir açıklama. Klopp'la yolları ayırdık. Olabilir. Tabii gelir tabii. Pep'le çalışmıyorum kardeşim. Olabilir. Ama bu açıklamanın devamında süre değil kim bak geliyor? Virgül olarak dersin ki Klopp'la çalışmıyorum çünkü Mahmut Hoca'yı göreve getiriyorum kardeşim. Bir şey söyle bana. Ya Emre Belezoğlu'yla çalışmayacağız. Tamam çalışmayacaksın. Emre Belezoğlu'nun yaptıklarını, başarısını bilmem ne bunları da tartışmıyoruz. Sonra uzun bir süre biz hoca bekliyoruz. Hep bekliyoruz. Şu anda da Fenerbahçe Hoca bekliyor. Ya bu adamla yolları ayırmaya sen maçın akşamında mı karar verdin? Niyet ettim sabah ben Pereira'ya yolları ayırmaya mı dedin? Ne dedin yani kardeşim? Nasıl oluyor bu işler? Fenerbahçe'nin nasıl hocası olmaz? Bak 4 sezondur Fenerbahçe sürekli hoca değiştiriyor. Her sezon minimum 2 hoca. Ve bir de Fenerbahçe'nin bu kadar çok hoca değiştirmesine rağmen hocasız kaldığı süreçler neredeyse bir sezona tekabül ediyor. Sen şimdi taraftara diyorsun ki öyle yapmayın, böyle yapmayın. Nasıl yapacak bu taraftar var? Bugün Kadıköy'de kaç kişi olacak? İşte 20-25 bin bile satıldı diyor Ahmet. Bir o kadar da gelecektir. Fenerbahçe taraftarı Ali Koç istifa diyor. Tabii. Bakın
Bunu Fenerbahçe taraftarı diyor. Olacaktır yine. Fenerbahçe taraftarını siz kendiniz şahsen, ihtiyacı yok Fenerbahçe taraftarı buna ama siz bizzat kendiniz yüceltirken Fenerbahçe taraftarını ve istenmediğim yerde durmam derken ve taraftar bu kadar söz söylerken bu kadar sessiz kalamazsınız Sayın Başkan. Bak Fenerbahçe Başkanı şu anda sessiz. Siz duydunuz mu Ali Koç'tan herhangi bir açıklama? Yani şimdi bu da insanları çıldırtıyor bak. Şöyle konuşmaması gayet ya, normal. Ortam belli yani. Takımın olduğu yer belli, getirdikleri hocam, yer belli. Hocam kusura bakma, sen Trabzon deplasmanından inişli elinle megafonla konuşuyorsan bugün de konuşacaksın ya. Ya işte bizim biraz biz farklıyız. Ben daha bekliyorum hala, ya devre arası falan bir açıklama bekliyorum. Mutlaka yani vardır da daha basın hala. Yine böyle şimdi, bir kulüp televizyonuna açıklama olabilir. Melike basın devre arası değil ya. Ya Pereira'yı gönderdi. Bir şey soracağım sana. Şimdi Pereira'yı gönderdi. Yeni hoca anlaşmış bile olsa belki de devre arasından sonra takımla maça çıkmak istiyordur. Ve Fenerbahçe de şu an duyurmak istemiyor olabilir bunu. Allah Allah. O bir yerde ya çıkar arkadaş, ya. Arkadaş bak neyi anlatamıyorum ben. Anlaştıysa. Neyi anlamıyoruz? Hep nerede anlaşamıyoruz? Hep yürütüyor ya Fenerbahçe bu işleri. Bak nerede anlaşamıyoruz? Belki bir Fenerbahçe taraftarına bir açıklama yapmak zorundasınız. Mecbursunuz. Ya onu yaparlar da devre arasını abi yaparlar. Abi ya ne demek yaparlar ya? Yapar, ne zaman yapacaksın? Şimdi bak devre arasını bekliyorlar. Şu anda oynayacakları bir maç var önlerinde. O maçı da ellerinde. Hocam bak sabır taşı çatladı şimdi diyorum bak, sana. Ben bir şey anlatmaya sen, çalışacağım. Şurada sen 20, çok kısa. Bak 20 bin oyun kullanıldığı yerde 16 bin oy almışsın. İnsanlar yürümüş, bağırmış, türbünler yıkılmış Ali Koç başkan diye. Ve şimdi bu taraflar diyor ki başkan neredesin? Başkan yok ortada ya. Ya mutlaka onu yapar. Ali Koç istifa diye inliyor şu an Kadıköy. Sen diyorsun ki açıklamayı ne zaman yapacaksın ya? Mehmet Emin Uluç şu an taraftarın sesi oldu. Tribünün sesi oldu şu an. Tribündeymiş gibi bizimle. Melike olay ama ne? Hakikaten sinir bozucu değil mi Allah aşkına ya? Olay ne biliyor musun? Biz hiçbir zaman için kulüplerimizi doğru yönetemiyoruz. Maalesef hep şark zihniyetindeyiz. Hep işte seyircimize bir şeyler vermek istiyoruz. O tarafa bir kötü gittiği zaman da kaçıyoruz saklanıyor. Hani ben tahmin ediyorum Sayın Ali Koç'un bu maçtan sonra yarın veyahut da öbür gün bir geniş kapsamlı bir basın açıklaması yapacaksın ama geç kaldı diyor. Evet. Hemen ya, bazı şeyler vardır, beklerler onlar, bu gidişatı beklerler. Yani şimdi kulüpte farklıdır, yöneticilik farklıdır, hocalık farklıdır. Ama şurada da haklı değil mi? İşte Trabzonspor maçı sonrası. Ya şimdi oradaki olay farklıydı. Trabzon'daki maçı hakeme yıkmaya çalıştılar, kendi oyunlarını. Çoğunlukla zaten biz böyleyiz. Saha içindeki oyunları görmeden. Bu bir yöneticilerin bir stratejisi. Olmaması lazım. Şimdi büyük kulüpleri çalıştırıyorsunuz. Başkanı her. Başkanı elinde megafonla havalimanında konuşmaz kardeşim. Neyin sınırlısı? Ben de onu anlatmak istiyorum. Yani başkanlar çok fazla ön planda olmazlar böyle konularda. Buralarda yönlendirecek kişiler kimlerdir? Sizin kulübünüzün. Basın sözcüleri. Basın sözcüsünden ziyade sportif direktörlerin işte ki varsa. Veyahut da işte idari menajerdir, genel menajerdir neyse. Biz hep büyük kulüpler, evet büyük kulüpler, Çınarlıklar, Asırlıklı Çınarlıklar ama gene de hep bir tarafımızda o şark zihniyetimiz var. Onları kullanır. İşte başkan yumruğu vuracak, başkan çıkacak konuda. Böyle olduğu zaman da bu sefer çok fazla yüz göz oluyorsunuz. Gerek medyayla oluyorsunuz, gerek taraftarla oluyorsunuz, gerek futbolcu. Abi şimdi bir başkan, kulüp başkanı soyunma odasına iner mi? Futbolcuyla devamlı görüşür mü? Bir çok konuşmalar yapar. Bizde var bunlar. Bizlerde bunlar var. Onun için biz daha hala o seviyeleri yakalamadığımız için bunları söylüyoruz. Sayın Ali Koç'un. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'da da vardı bu. Bütün kulüp başkanlarımızda var. Sadece Fenerbahçe nezdinde konuşmamak. Genel hepsinde var. Evet. En alttan tutun yani amatörden tutun yukarı kadar hepsinde var. Şimdi ben büyük olasılıkla bu maçtan sonra Sayın Ali Koç'un çıkıp bir basın toplantısı geniş kapsamlı yapacağını tahmin ediyorum. Şimdi Mehmet Emin diyor ki geç kalındı ama bunlar her şeyde nasıl söyleyeyim sıcağı sıcağına konuşulmaz. Çok sizin üzerinize fazla bir şeyler oynanmadığı takdirde, futbol olarak oynanmadığı takdirde siz onu beklersiniz, hazırlarsınız. Ondan sonra bir basın toplantısı yaparsınız. Ama Beşiktaş ve Fenerbahçe'de son dönemlerde biz hiç görmediğimiz, yaşamadığımız işte kaç sene oldu? 4 sene. 4 senede kaç tane hoca geldi? Hocam bak. Kimse bilmiyor şimdi kaç tane hoca geldi. Kokuyla baş bak. Aykut Kocaman görevdeydi. Çalışmanız saygı duyduk olabilir. Koku ilk hoca. Sayın Başkan'ın bizzat imzaladığı. Ondan sonra hoca. Yardımcısı. Koku'dan sonra Kuman. Kuman'dan sonra Ersun Hoca. Kuman'ı saymıyoruz. Aradan çıkarttık. O da girdi ama işin içine. Koku hayır saymıyor şimdi. Ben diyor ki. Saymıyor çocuğu, arada gelenleri. Saymıyorum bak şimdi.
Kuman, Koku, Kuman arada kaldı, Ersun Hoca. Ersun Hoca'dan sonra iki maç Zeki Hoca, Tahir Hoca, onları da saymadık. Onlar çizginin bu tarafında kaldı. Erol Hoca, Emre'yi sağa yazdık, Vitor Pereira. 1-2-3-4 tane, tane As arada Hoca, var. 4 tane arada hoca, bu sezon şimdi tekrar Zeki Hoca. 1-2-3-4 tane As Hoca, 1-2-3-4-5 tane Ara Hoca, 9 Hoca. Çok fazla. Aykut'u sayarsan 10 hoca. Yani çok fazla. Bir büyük takım sezon için başına çok fazla. Ortalama 2 tane hoca düşmüş zaten. Her sezon 2 hoca 2 hoca. Bu nedir ya? Tabii bir de futbolcular aldılar. Alınır mı alınmaz mı onlar tartışırsın ama bir büyük kulüpte 4 tane 5 tane 4 senede hoca getirip yeni bir isim gelecek işte. Şimdi getirdiğiniz oyuncuları bakıyorsun. Melike nasıl basıyor damarıma? Ya arkadaş. Melike, şimdi getirdiğiniz hocaya bakın. Hollanda diyorsunuz. Hollanda şeyinden çıkan, işte Hollanda deriz ya biz futbol aklı. Onu getiriyorsunuz, onunla tutmuyor. Onlar çok fazla farklı bir yerlerdeler. Hollandalı hocalar. Arkasından işte Türk hoca geliyorsunuz, bizim Türk mentalitesi farklı. Evet. Arkasından işte aradakilerini saydı. Tekrardan bir hoca getiriyorsunuz, Portekiz hocası. Ama Yunanistan'da çalışmış, işte Portekiz'de çalışmış, Çin'de çalışmış. Almanya'da çalışmış, 1860 Münih 3. Lig'de. Onlar da küme düşmüş galiba. Herhalde yanılmıyorsam öyle bir şey var. Ve tekrardan ikinci dönem Türkiye geliyor. Tanıyorsunuz ama burada da o sirkülasyon, oyuncu sirkülasyonlarına da bakmak lazım. 4 senede neler geldi neler gitti. Tutmadı. Tutmuyor. Evet. Oyunu tutturamıyorsunuz. O sizin Fenerbahçe'nin taraftarlarının genel kamuoyunun belli bir oyun kalitesi vardı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de neydi? İşte Brezilya menşekli oyuncular. Daha çok böyle topla haşır neşir olan, hücumu çok fazla düşünen oyuncularla kurulu bir Fenerbahçe izlerdik biz hep. Ama onun elinde yerler esiyor. Çok farklı bir, işte top bende kalsın, top onda geçsin. Yok bekleyerek oynayalım, yok orada gidelim. Hocam bak, Fenerbahçe özelinden çıkartıp, son dönemde üç büyüklerin kocaman bir yalanından bahsedelim. Topu rakibe verdik. Bu ne demek biliyor musun? Benim gücüm, benim yeteneğim bu kadar kardeşim demek. Sen büyük kulüpsen, sen 100 yıllardır, üçünü toplasan 300 yıl yapar, fazlası yapar. Türk sporunu, futbolu demiyorum, Türk sporunu domine eden kulüplersen topu rakibe falan vermezsin kardeşim. Ama ne demek topu rakibe vermek şurada ya? Şurada araya gireceğim, kusura bakma. Fenerbahçe bundan evvel hiç bunu duymadık. Galatasaray'dan hiç duymazsın, Beşiktaş'tan duymazsın. Hocam onu söylüyorum zaten. Fenerbahçe'de başladı mı? Yeni yalan bu. İşte Fenerbahçe kendi, bak oradan mı Fenerbahçe... Yok Galatasaray için, Fenerbahçe başladı değil ya. Galatasaray için söylüyorum, Beşiktaş için söylüyorum. Onlar, topu rakibe verdi diye bir yalan var ya. Hocalar söylemiyorlar onu. Kim söylüyor? Ama Fenerbahçe'de Erol söyledi biz. Erol dedi. Evet, Erol topu ama sen başladım. Sergen'den duymadın bunu. Şenol Hoca'dan duymadın. Ha Avrupa maçları farklı orada olabilir ama Galatasaray'da Fatih Hoca'dan zaten hiç duymasın. Avrupa maçları şey demiyorum. Bak, ben de diyorum Türkiye bak Sergen Hoca'dan duymadın. Şenol Hoca'dan duymadık. Ersun Hoca'dan hiç duymadık. Fatih Hoca'dan zaten hiç duymasın. Bunu Fenerbahçe'nin nezdinde sadece söylenen Erol Bulut hocam, oldu. Bak şunu söylüyorum ben de sana. Bunu, ya dedi ki topu verici bak Emre geldikten sonra daha farklı bir şeyler. Neyse yani. Hayır bu. Bu, çok bu çok oynadılar. Musun? Çok hocalarla oynadılar. Oynanmaz bu kadar fazla. Bu büyük takımların küçük zihniyetleri demektir. Bu. Ama bu şeyden kaynaklanmıyor. Peki bir şey soracağım şimdi size. Kim olmalı yeni hocası? Ay çok zor. Ya Melike, hocanın kim olduğunun zor önemi yok Melike. Bu zihniyet değişmeli. Sayın Ali Koç bir karar verecek. Ben öncelikli karar şu. Ben bu kulüpte oturacak mıyım? Bence oturacak. Zaten şampiyon yapmadan gitmeyeceğini söylemişti. Bu ben sezon bilmem geçti. Ben bilmem. Bu sezon geçti. Oturacak. Oturacaksa madem şurada bir tercih yapacak. Ben 4 yıldır yönettiğim gibi mi bu kulübü yöneteceğim? Yoksa başka bir rotaya mı çevireceğim? İşi. Zihniyeti değiştirecek mi? Ya bu zihniyetle başarılı olma ihtimali yok. Yok, yok, yok. Bin kere yok, milyon kere yok. Yani her sezon ortalama 2 tane hoca, 10 topçu gönder, 10 tane topçu al ve kadro yapıları bozuk. Bak kadro yapısı bozuk Fenerbahçe'nin. Türkiye'nin ve dünyanın en iyi giden stoperini aldık. Süper. Gol yemeyeceğiz. Aa golcü almayı unutmuşuz. Gol atamıyoruz. Çok acayip bir golcü aldık bu sene. Tüh. Kanat almayı unutmuşuz. Orta yapamıyoruz. Ya böyle bir şey olmaz. Yemin ediyorum sana ya.